Selçuk Bey merhaba. Merhabalar. Selçuk Bey, yine veriler arasında farklılıklar. Tabii TÜİK'in söylediğiyle ENAG'ın açıkladığı arasında 100 puanlık bir fark var ama İstanbul Ticaret Odası verilerine bakıyoruz. İstanbul'un enflasyonu %108 diyor. Yine TÜİK'le arasında fark var. Dolayısıyla şimdi yanlış bilgiyi yaymakla da suçlanmayalım ama bizim gerçek enflasyonumuz ne kadar? TÜİK bu verilere nasıl ulaşıyor? Halkın gerçeğinden uzaklaşan kim? Halkın gerçeğinden uzaklaşan elbette TÜİK. Yani ENAG'ın açıkladığı enflasyon %185 ama TÜİK'in kendi açıkladığı üretici enflasyonda %157 seviyesinde. Orada da 72 puanlık bir fark oluşmuş durumda tüketici enflasyonuyla üretici enflasyonu arasında. Bu şu demek: üreticiler büyük bir zarar içerisinde, maliyetlerinin çok daha altına mal satıyorlar ve iflas etme eşiğine gelmiş durumdalar demek. Ve aylardır da bu böyle sürmeye devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması mümkün değil zaten. Üretici, tüketici fiyatlarını aslında gerekli fiyat düzenlemelerini yansıtıyor. Ama TÜİK'in enflasyonu nedense %100'ü bir türlü geçmiş değil. İstanbul enflasyonu biraz önce sizin de söylediğiniz gibi %108 seviyesine geldi. ENAG'ın enflasyonu %185, TÜİK'in enflasyonuna bakıyorsunuz %85. Arada 100 puanlık fark var. Şimdi puanla yüzde arasında ne tür bir farklılık var, onu da ortaya koyalım isterseniz. Şimdi %185 diyorsa bir kurum, öbürü de %85 diyorsa, aradaki 100 puanlık fark yüzdelik dilim olarak hesaplandığında %228, %230 civarında bir farka denk geliyor. Yani korkunç bir fark var. Öbür taraftan üretici enflasyonuyla tüketici enflasyonundaki puansal fark 72 puan ama TÜİK'in kendi içerisindeki yüzdelik farkı da neredeyse %90'lar civarında. Üretici fiyatı ile tüketici fiyatı arasındaki farktan bahsediyorum. Ürün fiyatlarına bakıyorsunuz. Aslında ENAG'ın enflasyonu da yalanlar boyutta. Çünkü ENAG TÜİK'in verilerini ve sepetini, ağırlıklarını kullanarak bu hesaplamaları yapıyor. Yani tamamen kriterleri aynı, sadece yöntemleri değiştiriyor. Daha sık fiyatlamalar alıyor. Dolayısıyla %185'e ulaşıyor ama bizim gerçek enflasyonumuz, hayatımıza dokunan gıda, enerji enflasyonu, ulaşım enflasyonu, hizmet enflasyonu aslında bunun çok daha üzerinde. Benim tahminlerime göre %300'ün üzerinde bir Değil mi? enflasyon yaşıyoruz Değil şu mi? an itibariyle. %300'ün üzerinde bir enflasyon adı konulmamış bir hiper enflasyon anlamına geliyor aslında. Peki Selçuk Bey, şimdi biz %300'ün üzerinde enflasyon yaşıyorsak, TÜİK'in bu açıklamaları sonrasında da yapılacak zamlar belirlenecekse sürekli zarar içerisinde olmayacak mıyız? Her geçen gün bizim için daha da zor olmayacak mı? Çok doğru bir tespit bu. Aslında yoksullaşmamızın temelinde de bu yatıyor. Yani insanlar diyor ya, biz niye her geçen gün biraz daha satın alma gücümüzü kaybediyoruz? Neden orta gelirliyken yoksul seviyesine düştük? Yoksullar niye biz yoksulken açlık seviyesine düştük diye soruyorlar ya kendi kendilerine. Markete gittiklerinde aynı parayla 3 birim ürün alıyorken bugün 1 birim ürün alıyorlar ya. Onun sebebi bu işte. Çünkü insanların maaşları ve gelirleri genel itibarıyla TÜİK enflasyonuyla belirleniyor. Yani yarın öbür gün yapılacak asgari ücret zammı TÜİK'in enflasyonuna göre yapılacak. %85'e göre yapılacak. Oysa sizin yaşadığınız enflasyon %300'lerin üzerine fırladıysa, arada oluşan o %215, pardon düzeltiyorum, 215 puanlık fark, neredeyse %400'leri bulan fark size bir fakirlik enflasyonu olarak yansıyor. Bakın, fakirlik enflasyonunu hayatımıza çok net bir şekilde soktular. Sürekli olarak zamlarla karşı karşıyayız, sürekli olarak sıkıntılarla baş etmeye çalışan bir halk var. Bunun temel nedeni TÜİK'in açıkladığı enflasyon ve hayatımızda yaşadığımız enflasyonla uyuşmuyor olması ve aradaki farkın da yoksulluk sınırını yukarıya doğru sürekli olarak taşıyor olması. Aslında son dönemde sendikaların açıkladığı rakamlar da bunu net bir şekilde ispatlar düzeyde. Biliyorsunuz açlık ve yoksulluk sınırlarını açıklıyorlar. Aynı zamanda da gıda enflasyonunu açıklıyorlar onlar. Gıda enflasyonuna bakıyorsunuz %110, %120, %130 civarında artıyor Türkiye'de. Ama Türkiye'de, aynı Türkiye'de enflasyon %85. Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'da enflasyon %108 ama diğer illerde enflasyon bakıyorsunuz
ortalamayı düşürmüş ve TÜİK %85'lik enflasyon açıklıyor. Böyle bir şeyin olması zaten mümkün değil. Yani İstanbul diğer illere göre çok daha pahalı bir il değil. Evet, belki ulaşımda, barınmada pahalı ama diğer alanlarda, pek çok alanda da Anadolu'dan daha ucuz bir kent. Yani daha ulaşılabilir bir kent olduğu için. Dolayısıyla da burada açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığı çok net bir şekilde ortada. Ve tekrar sizin sorunuza dönelim. Bizim gelirlerimiz TÜİK enflasyonuna göre belirleniyor. Yarın öbür gün %90 oranında asgari ücrete belki zam yapacaklar. İşte 10.500 lira civarında, belki 11 bin lira civarında bir asgari ücret olacak. İyi ihtimalden bahsediyorum. Ama yoksulluk sınırı 30 bin liraların üzerine fırlayacak. Açlık sınırı 11 bin liranın üzerine çok kısa bir sürede çıkacak. Ve insanlar bir sene o maaşla idare etmek zorunda kalacaklar. Yoksullukları da her geçen gün biraz da artacak. İşin kötü tarafı şu, Sayın Nebati, Sayın Cumhurbaşkanı sürekli olarak enflasyonun önümüzdeki dönemde Aralık ayında düşeceğini söylüyor. Bu gelir artışlarının daha da az olacağını bize gösterir aslında. Yani hayatımızdaki gerçek enflasyon yüksek seviyesini korumaya devam edecek ama TÜİK'in açıklayacağı enflasyonlar siyasi nedenlerle daha da düşük olacak ve aradaki fark daha da açılacak ve dolayısıyla inanılmaz bir fakirlik enflasyonu oluşacak. Sonra hepimiz birbirimize dönüp niye biz bu kadar fakirleşiyoruz diye sebep sonuç ilişkisi kurmaya çalışacağız. Bir de diyeceğiz ki üstelik Türkiye'nin büyüdüğü açıklanırken neden bu kadar fakirleşiyoruz? Eğer ki dediğiniz gibi iyi olasılıktan bahsettiğiniz 10 bin liranın üzeri bir asgari ücret seçim de var çünkü önümüzde söz konusu olursa herhalde hepimiz asgari ücretli olacağız. Bir de bu var, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu çünkü asgari ücretli olmayan ama asgari ücrete yakın maaş alanlar arasındaki fark da herhalde söz konusu olamayacak. Aynı oranda zam diğerlerine yapılmayacağı için. Topyekun askeri ücretlilerin oluşturduğu o mutlu azınlığın dışında kalanlar olarak böyle bir ülkeye dönüşeceğiz. Evet, yani öyle bir tarafı da var bu işin. Tam tersi olsa da bizim aleyhimize tablo işleyecek, onu da söyleyeyim. Önce büyümeyle başlayalım isterseniz. Hı hı. Güzel atıf yaptınız çünkü. Onu kısaca bir değerlendireyim müsaade ederseniz. Türkiye büyüdükçe fakirleşen bir ülke. Çünkü bizim büyümemiz imalat ve üretim üzerine kurgulanmış, kendi kaynaklarıyla üreten bir sistem üzerine kurgulanmış bir büyüme değil. Bizim büyümemiz tüketim üzerine, ithalat üzerine, yabancı pazarı olma üzerine kurgulanmış bir büyüme ve enflasyon üzerine kurgulanmış bir büyüme. Yani insanlar fiyat artışları nedeniyle mağdur oluyor ama çok daha az ürün alarak çok daha fazla para harcadıkları için Türkiye büyüyormuş gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Obez bir büyüme. Onun için Türkiye ne kadar büyürse biz o kadar küçülmeye devam edeceğiz vatandaş olarak. Gelelim diğer konuya. Velev ki işte asgari ücret 11 bin lira oldu ama asgari ücretle çalışmayanlara da aynı oranda zam yapıldı ki talep edilecektir bu çalışanlar tarafından. İş yerleri de mecburen bu düzenlemeleri yapmak zorunda. Yoksa ciddi bir sorun ortaya çıkar, bir kıdem sorunu ortaya çıkar, bir çifte standart, bir tecrübe olayı ortaya çıkar. Ve firmalar mecburen ister istemez bu maliyetleri göze almak zorunda kalacaklar. Ama esas problem burada başlıyor. Şimdi asgari ücrete 11 bin lira yapılırsa ya da 10 bin lira yapılırsa bu nereden baksanız %80 ile %90 arasında bir ekstra personel maliyeti anlamına gelir. Bir, diğer personele de aynı oranlarda zam yaparsanız bu maliyet birebir biner demektir. İki, diyelim ki siz yani çok göbekten personele bağlı bir işletmede çalışmıyorsunuz. %30 oranında takribi olarak personelin maliyetlere etkisi var diyelim. Bu %30 oranında %80'lik zamları işaret eder bizi. Yani ekstra zamlar gelecek arka arkaya. Hiçbir işletme zararına çalışmayacak. Evet. Dolayısıyla personele verdiği bütün maaşı fitil fitil burnundan getirecek yine personelin. Yaptığı zamlarla korkunç bir enflasyonist baskı olacak. Fiyatlar artmaya devam edecek. Siyasi nedenlerle işte aslında bahsettiğim tehlike o. Siyasi nedenlerle TÜİK'in enflasyonu düşük kalmaya devam ederken hayatın içerisindeki enflasyon bu maaş artışları nedeniyle yükselecek. Maliyetler nedeniyle yükselecek. Evet. Hatta bazı kötü niyetler şunu bile yapabilir. O %80'lik personel farkını %100'müş gibi, yani tüm işletmeye maliyeti %100'müş gibi yansıtabilir. Bu fiyat artışlarının daha da korkunç bir şekilde gelmesini beraberinde getirir. Bunun üzerine enerji maliyetlerine koyun, ulaşım maliyetlerini koyun, diğer giderleri koyun.
Bir anda bir bakacaksınız 50 liraya aldığınız peynir 100 lira oluvermiş. 100 liraya aldığınız zeytin 200 lira oluvermiş gibi. Ya da 5 liraya aldığınız ekmek 10 lira oluvermiş. Sonra bir bakacağız 11 bin liralık maaş bize çok yüksek gelirken birkaç gün sonra bizim maaşımız eskiden 2 bin lira aldığımız maaştan daha az bize yetiyor evet. demeye başlayacağız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Fakirlik enflasyonu vurgusu yaptınız az önce. Çok önemli bir vurgu. Şimdi son günlerde yine bugünle birlikte altını çizerek vurguladığımız o gerçeği yansıtmayan bilgiyi yayma suçlaması bir yanda eğer ki veriler gerçeği yansıtmıyorsa hayatımıza büyük bir zehir evimize kadar aslında zerk edilmiş oluyor. İşte hepimizin zararları sizin açıklamalarınızla da ortaya çıkıyor. Bu veriler gerçek değilse hepimiz son derece olumsuz şekilde etkileniyoruz. Peki şimdi enflasyonu konuştuk. Sizin de izninizle ben size bir konuyu daha sormak istiyorum. Selçuk Bey, yine sizinle daha önceki yayınlarımızda konuştuk. Ben sizden anlatmanızı istemiştim. Kaynağı belirsiz para nedir Selçuk Bey demiştim. Bugün yine gündemimizde. Şimdi CHP lideri diyor ki kaynağı belirsiz para açıklansın. CHP Grup Başkanı Vekili de diyor. Şeffaf bir şekilde açıklansın diyor. Oradan uyuşturucu konusuna geliyorlar. Cari açık öyle kapatılıyor diyorlar. Biz şimdi işin ekonomik boyutunu ve tanımları sizinle anlamak istiyoruz. Kaynağı belirsiz para nedir Selçuk Bey? Kaynağı belirsiz para cari açığı düşürmekte kullanılır mı? Kullanılır. Şimdi kaynağı belirsiz para ne demek? Kaynağı belirsiz para demektir. Güzel. Çok güzel. Yani çok uzun uzun bunu bilimsel verilerle anlatmaya falan gerek yok. Evet. Kaynağı belirsiz para işte. Başka bir açıklaması yok bunun. Nereden geldiği belli olmayan, nasıl kazanıldığı belli olmayan para biriminden bahsediyor. Peki bu para nasıl geliyor Selçuk Bey? Ben şimdi anlamadığım için sizden bilgi sahibi olmak istiyorum. Nereden nasıl gelir kaynağı belirsiz para? Ya şimdi bu çok tartışılan bir konu. Yani legal yollarla kazanılmış yurt dışındaki paralar da kaynağı belirsiz olarak gelebilir. Evet. İllegal yollarla kazanılan paralar da kaynağı belirsiz olarak gelebilir. Çünkü yurt dışında kazanmışsınızdır ama finansal sistemin içerisine sokmamışsınızdır. Ya da yurt dışında finansal sistemin içerisindedir ama Türkiye'deki vergi sisteminden rahatsız olduğunuz için Türkiye'ye getirmemişsinizdir. Dolayısıyla bu yurt dışındaki bir paradır ve bunu Türkiye'ye getirmek istediğinizde eğer ki vergi koşulları uygunsa Türkiye'ye getirirsiniz. Şimdi Türkiye'de iki tane kaynağı belirsiz para var bu arada. Yani sanki tek bir para varmış gibi, blok para varmış gibi konuşuluyor ama iki tane. Bunlardan birisi net hata noksan dediğimiz evet. kamu üzerinden gelen kaynağı belirsiz para. Çünkü net hata noksan aslında nereden geldiği belli olmayan, ne şekilde kamu bütçesine girdiği belli olmayan para birimidir. Böyle bir blok para var ama biz bunun nereden geldiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla da bunu sorguluyoruz. Ha bu ne zaman sorgulanır? Eğer ki net hata noksan bir küsurat olarak geliyorsa, yani atıyorum yıllık bazda 300-500 milyon dolarsa ya da 1-2 milyar dolarsa anlaşılabilir. Ve o zaman dersiniz ki tamam bu bir net hata noksan yani hesap dışı bir para birimi dersiniz, para miktarı dersiniz, bu kabullenilir. Zaten yıllarca Türkiye'de bu miktarlarda net hata noksanlar vardı. Ama şu anda yaşadığımız gibi son işte 10 ay içerisinde 30 milyar doların üzerinde bir kaynağı belirsiz para giriyorsa Türkiye'ye bu sorgulanır. Sadece bizim tarafımızdan değil uluslararası arena tarafından da sorgulanır. Türkiye'nin gri listeye girmesinin temelinde de bu var aslına bakarsanız. Yani Türkiye bu yüzden incelemeye alındı, gri listeye girdi. Şimdi gri listede çok daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Yarın öbür gün bizi inceleyenler bunun kara para olduğunu iddia ederlerse, buna dayandırırlarsa işi en ufak bir şeyden fark etmez. O zaman bu bizim kara listeye girmemiz anlamına gelir. Swift kanallarından çıkmamız anlamına gelir. Uluslararası sermayeyi Türkiye'ye getiremememiz anlamına gelir. Gerçi bugün de getiremiyoruz ama o bizim ekonomik ve finansal sıkıntılarımızdan kaynaklı. Ama kara para listesine girdiğiniz zaman artık uluslararası arenada sizin finansal sisteminizdeki rakamlar düzgün olsa bile para getiremez hale gelirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Yani sıkıntının boyutunu büyütürsünüz. İkinci kaynağı belli olmayan para da özel sektörün, kişilerin getirdiği paradır yurt dışından. Onun için de varlık barışı diye bir şey getirdiler biliyorsunuz.
Varlık barışında işte vergi almıyorlar ya da %1-2'lik bir vergi dilimi uyguluyorlar zaman zaman. Ve diyorlar ki paranın ne olursa olsun getir. Kaynağının ne olduğunu biz sana sormayacağız. Nereden kazandığını sormayacağız. Sen paranı getir yeter ki biz varlık barışıyla bunu legalize edeceğiz. Sistemin içerisine sokacağız diyorlar. Bu da yine uluslararası arenada sorgulanır bir konu. Yani tamam iyi hoş da hani varlık barışı yapıyorsan bile bu paranın nereden geldiğini, ne şekilde kazanıldığını evet. sorgulamak zorundasın diyenler var. Ve bu konuyla ilgili Türkiye'yi incelemeye alanlar var. Hadi biraz daha zorlayalım. Aslında iki tane legal yöntemden bahsettim. Bir de üçüncü illegal, tamamen illegal olan bir yöntem var. O da kara paranın ya da kaynağı belli olmayan paranın uçaklarla, otobüslerle, kamyonlarla neyse evet. Türkiye'ye sokulması, fiili olarak sokulması meselesi var. O zaten hiçbir şekilde belli değil. Elimizde bir veri yok bu konuyla ilgili. Ama şunu biliyoruz, genel itibariyle hem Türkiye'de hem tüm dünyada kara para gayrimenkul sektörü üzerinden legalize ediliyor. İllegal olan para genelde diyorum konut sektörü üzerinden, gayrimenkul sektörü üzerinden legalize ediliyor. Şimdi biz en başa dönelim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiasına dönelim isterseniz. Cari açık işte kaynağı belli olmayan parayla finanse ediliyor. Yani uyuşturucu parası olabilir deniyor. Evet. Onu ben bilemem. Tabii. Onu bilemem. Yani tabii. Kemal Bey'in belli ki bir takım kaynakları var. Oradan aldığı bazı bilgiler var. Onu ben bilmiyorum. Tabii. Yani kara paradır, değildir, aktır onu bilmiyorum. Kesinlikle ama bilmiyorum. Ama kaynağı belirsiz parayla cari açık kapatılabilir mi? Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 28 milyar dolar şu anda elimizdeki rakam ilk 9 ayda. 10. ayda muhtemelen 35 milyar doları yakalayacak o net hata 90 ya da 33 milyar doları yakalayacak. Yıl sonuna doğru 40 milyar dolara doğru yaklaşacak. Yani Türkiye'nin neredeyse geçen yıllardaki dev cari açıklarından biri kadar aslında net hata 90 parası giriyor demektir bu. Bir başka ayrıntıyı konuşalım. Şu anda dış ticaret açığı 92 milyar dolara gelmiş durumda. Evet. Sayın Bush açıkladı TİM'le birlikte, TİM başkanıyla birlikte 92 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Bu da bize gösteriyor ki son 2 ayda da bu yüksek dış ticaret açıkları gelirse 105 ile 110 milyar dolar arasında bir dış ticaret açığımız olacak. 110 diyelim yuvarlak olsun. 110 milyar dolardan 30 milyar dolarlık turizm gelirini çıkartırsanız 80 milyar dolarlık bir cari açık anlamına gelir bu. Fiili cari açık. Şimdi burada bir daha duralım. 30-35 milyar dolar civarında net hata 90 girerse ülkeye yıl boyunca aslında bu net hata 90 cari açığın 35 milyar dolarını daha finanse ediyor demektir. Yani aslında 80 milyar dolar olması gereken cari açık 110 milyar dolardır. Evet. Finanse edilmesi hikayesi bu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Söyleyebiliriz. Çünkü elimizde veriler var bu konuyla ilgili. Bu verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklıyor. Resmi veriler bunlar. Dış ticaret verilerini TİM açıklıyor. Dış Ticaret Bakanı açıklıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla bu verileri kullanarak bu yorumu rahatlıkla yapabiliriz. Kemal Bey de yapabilir. Sayın Kılıçdaroğlu da yapabilir. Çünkü evet 28 milyar dolar minimum, büyük ihtimalle 30-35 milyar dolarlık maksimum bir para cari açığı finanse ediyor Türkiye'de. Evet. Ve şimdi evet. 35 milyar dolarlık net hata 90 varsa bir ülkede artık bu küsurat değildir ve sorgulanır hale gelir. Ve birileri bunu sorgulayıp da ya kardeşim siz bu parayı nereden buldunuz? Burada kara para kokusu var der ise yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun duyduklarını birileri tespit edip ortaya koyabilirse yurt dışında o zaman bu sizin kara para cenneti olduğunuz anlamına gelir ve bu sizi ne yazık ki kara listeye doğru götürür. O zaman da Swift kanalından çıkartılırsınız. Swift kanalından çıkartılmak demek ihracat yapamaz hale gelirsiniz, ithalat yapamaz hale gelirsiniz, yabancı sermayeyi hiçbir şekilde ülkeye getiremez hale getirirsiniz, mal satamazsınız, mal alamazsınız. Bir yandan mal satamadığınız için ihracat gelirleriniz düşer. Korkunç bir ödemeler dengesi kriziyle karşı karşıya kalırsınız. Zaten öyleyiz. Ve tahsil edemediğinizi düşünün. Ve bütün paralarınızın New York'ta bloke edildiğini düşünün. Swift kanalı üzerinden. Ya da kıtlık ekonomisi yaşarsınız. Bu çok daha tehlikeli bir şey. O da şöyle olur. Siz ithal ettiğiniz malların hiçbirini Türkiye'ye sokamazsınız.
Bugün beyaz eşyasından cep telefonuna, bilgisayarından buğdayına kadar her şey havada kalır. Malları Türkiye'ye getiremezsiniz ve korkunç bir kıtlık ekonomisi, sonrasında da hiper enflasyona doğru koşarsınız. Anlatabiliyor evet, daha muyum? Daha da zor yani, bir süreç Türkiye'yi bekler bu durumda. Evet, ateşle oynanıyor. Sizinle daha önce de konuşmuştuk zaten bu konu. Selçuk Bey, şöyle birkaç cümleyle toparlamanızı isteyeceğim. Son dakikaya girdik ama ben yine sormadan edemiyorum. Kıtlık ekonomisi demişken siz, kaynağı belirsiz parayı da bize anlatmışken, Tarım ve Orman Bakanı Bakan Kirişçi bulgur salata lükstü diyor. Artık lüks değil, herkes ulaşabiliyormuş bulgur salataya. Şöyle birkaç cümleyle ekonomimizi anlatmış Tarım ve Orman Bakanı. Siz ne dersiniz? Ya ben üzülüyorum bu tür açıklamalara. Gerçekten üzülüyorum artık. Yani çok haddini aşan açıklamalar bunlar. Yani insan vatandaşına bu tür açıklamalar yapmamalı. Bu ülkenin vatandaşı gerçekten bu ülkenin patronudur. Bunun bir farkına varmalı herkes. Ve işte bu ülkede yok buğday yoktu, yok patates yoktu, yok buzdolabı yoktu. Bırakın bunları. Bu ülkede her şey vardı. Bu ülkede fabrikalar vardı, bu ülkede tarım vardı. Bu ülke dünyada 2000'li yılların başında tarım konusunda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Evet. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Bir cümlede bir şey daha söyleyeyim, buyurun, müsaade ederseniz. FED bakın faiz kararını açıkladı dün. Çok kritik bir konu. Artırım. Ve dün dış ticaret verileri açıklandı Türkiye'de. O da çok kritik bir konu. Dış ticaret verisi kopmuş gidiyor. Ödemeler dengesi krizi göstere göstere geliyor ama bir yandan da o döviz ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için gerekli olan ortam da yok dünyada. Yani bizim hatalarımızın üzerine bir de Fed'in agresif tutumu geliyor. Dün 75 bas puanlık faiz artırımı yaptı ve agresif açıklamalar geldi ki birileri güvercin falan dedi ama öyle olmadığını ve paritenin hızla geri gelebileceğini de söylemiştim. Parite tekrar 97 seviyelerine, 0.97 seviyesine geldi. Euro hızla düşüyor, hızla düşüyor. İhracatçı parite avantajını tamamen kaybetmiş durumda. Ülke ciddi bir kur krizine ve kur şokuna doğru ilerliyor ödemeler kriziyle birlikte. Bir yandan da kamu harcamaları artıyor. Bir yandan da seçim ekonomisine giriliyor. Evet. Yani Allah sonu hayretsin, büyük bir ekonomik uçurumun hemen dibine doğru düşüyoruz artık. Kıyısındayız falan demiyorum. Yani uçurumdan aşağıya doğru iniyoruz. Çarptık çarpacak bu çarpışma. Çok şiddetli olabilir. Şimdiden herkesi de uyarmış olayım. Çok oradan şiddetli bir çarpışmayla karşılaşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Selçuk Geçer yayınımızda olduğunuz için. Sağ olun efendim.